Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle daha önce planladığımız, size duyurulan ilk tarihte yapamadığımız için hepinizden özür diliyorum. Umarım çok büyük sıkıntı yaşamamışsınızdır. Planlarınızda, programlarınızda büyük bir aksaklığa sebep olmamıştır. Bugün sizlerle birlikte psikoloji ve sanat konusunu hem konuşacağız hem de sonrasında minik bir uygulamamız olacak. Aslında ben biraz interaktif de geçsin bu saatimiz istiyorum. Bu yüzden de çok zorlamak istemiyorum. Fakat eğer mümkünse kameralarınızı açmanızı rica ediyorum. Böyle tek başıma konuşuyormuşum gibi değil de hani karşımda siz oturuyormuşsunuz ve birlikte hem istişare ediyormuşuz hem de bu konuyu tartışıyormuşuz havası oluşsun isterim. Bu yüzden duruma müsait olanlar eğer görüntülerini açarlarsa ve birlikte bir muhabbet ortamı oluşturabilirsek mutlu olurum. Bunu öncelikle belirtmiş olayım. Şuradan hemen sunumumuzu evet, bugün ne konuşacağız? Psikoloji ve sanat konuşacağız ama bunu hangi bağlamda konuşacağız? Ben bunların kelime kökenlerini, ne demek olduğunu, ne anlam ihtiva ettiğini vesaire anlatmayacağım. Bu alanda uzman da değilim. Bu arada kendimi tanıtarak bu vakti almak istemedim ama ben psikolog olarak çalışıyorum. Ve kendi çalışma hayatımında sanatı nerede görüyorum? Sanatın ne gibi etkilerine şahitlik ediyorum. Hem bu deneyimlerimi paylaşmak istiyorum sizinle. Hem de psikolojinin sanata, sanatın da psikolojiye nasıl bir etkileşimi olmuş? Bu tarihi seyir nasıl ilerlemiş? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. En nihayetinde de bir dışa vurumcu sanat terapisi etkinliğini birlikte yapalım istiyorum. Sanat nedir? Sorusuna Freud'un verdiği cevap, kişisel bunalımları, karabasanları olumsuz etki yaratmadan boşaltma, bu yolla bir rahatlık ve ferahlık hissetme, hoşnutluk elde etme ve bütün bu işler nedeniyle de güzel diye tanımlama işidir cevabını veriyor Freud. Bu aslında söylediği, sanatı ifade ettiği cümleler bize modern psikolojinin başladığı yerin sanata bakış açısını çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Nitekim buna dair Bennett'in de bir sözü var. Diyor ki sanat ne bir oyundur ne de bir eğlencedir. O ancak ruhun dışarıya vurarak kendini gösterme ihtiyacıdır diyor. Buradan da anladığınız üzere biz sanatı hangi bağlamda konuşacağız? Bir dışa vurum bağlamında konuşacağız. Şuradan hemen bir saniye. Biz bu konuşmamıza başlamadan önce ben size chatten bir link atıyorum. Bu linke hepinizin aslında sanat ve psikoloji deyince aklına ilk neyin geldiğini görmek istiyorum. Bunu hep birlikte görelim. Bu yüzden bu linki tıklayarak hızlıca cevap verirseniz açabilirsiniz. Ama buradan sizin de cevap vermeniz gerekir. İsterseniz ben bu ekranımda çıkan şeyi paylaşayım hemen. Hemen bakıyorum cevaplar gelmeye başlamış mı? Evet, hızlı hızlı geliyor şu anda. Bir yandan siz bunun cevabını vermeye devam ederken biz konuşalım ve son çıkan tabloyu ben sizinle paylaşayım istiyorum. Dışa vurum olduğunu söyledik. Peki biz nerede kullanıyoruz? Yani sanat psikolojinin neresinde? Aslında insanlık tarihi kadar eski bir serüveni var sanatın. Çünkü iyileştirici gücü her ne kadar modern zamanlarda ölçülüp tartılsa da
Belki sözlü olarak dile getirilmemiş ama her zaman bilinmiş olan iyileştirici bir gücü var. Yani sanatın kendisi hep bir ilaç olarak zaten görülmüş. Şurada. Sanat bireye fark etmeden zarar veren duygu ve durumlarla güvenli bir biçimde buluşmasına olanak vermesi ve de aynı zamanda kendi yapıcı ve yaratıcı yönleriyle buluşması açısından önemli bir yer de duruyor. Yani bizim şu anda bakacağımız yer de tam olarak burası. Bir dışa vurum aracı olarak görüyoruz, böyle tanımlıyoruz. Kişinin içsel sürecinde yaşadığı duygu durumunu somut biçimlerde yansıtması ve bir nevi aslında boşalması, katarsis olması durumu olarak nitelendiriyoruz sanatı. Bu her zaman kulağa çok olumlu gelebilir. Evet, sanat bir katarsis olma durumuna vesile olabiliyor. Ama bu her zaman insanın içerisindeki olumlu duyguları dışarı çıkaran bir araç olarak değil, aynı zamanda öfkesini, nefretini, belki her türlü negatif tutumlarını da dışarıya aktaran, dışarı vuran ve bu sayede katarsis yaşamasına vesile olan bir araç olarak da görülüyor sanat. Bir bilimsel yaklaşım olarak gelişmeye başlaması biraz modern zamanlara tekabül ediyor. Peki ne zaman başlıyor bir bilimsel araç olarak görülmesi sanatın? 1800'lü yılların sonunda, 1900'lü yılların başında bir tüberküloz hastası olan Adrienne Hill olması lazım ismi. Onun bu hastalığını yenerken yaptığı resimlerin çok ciddi anlamda seyrini değiştirdiğine yönelik bir keşfiyle başlıyor. Ve sonrasında o kendi yaşamış olduğu bu tutumu biraz daha geliştirerek ve bunun üzerinde biraz daha mesai ayırarak sistemleştiriyor ve ortaya yavaş yavaş sanat ve terapinin buluştuğu, sanat ve psikolojinin buluştuğu ekoller ortaya çıkmaya başlıyor. Evet, kişinin içsel dünyasını anlamlandırmasında, duygularını dışa vurmasında çok yardımcı oluyor. Yaratıcı problem çözme becerisini harekete geçiriyor sanat. Bir dışa vurum aracı olarak zaten harekete geçiriyor. Başka nerelerde karşımıza çıkıyor? Yani bize nasıl etkileri var sanatın? Bunları belki biraz konuşmamız gerekiyor. Akla gelebilecek belki sanatın insan psikolojisine etkileri konusunda yüzlerce, binlerce faydasını söylemek mümkün. Sizlere sorsam eminim her biriniz çok farklı, birbirinden farklı cevaplar verirsiniz. Hatta eğer bunu söylemek isteyen olursa lütfen hızlıca böyle bir el kaldırıp cevaplasın. Ama ben bu iki disiplini birbirine yaklaştıran yere baktığımızda neler söyleyebileceğimize biraz değinmek istiyorum. İnsan psikolojisine etkilerini konuştuğumuz zaman. Bir kere yaratıcılığımız engellendiğinde, yani hayata karşı bir duruşumuz varken bu duruşun önüne çıkabilecek her prangada biz tıkanmış hissederiz ve o canlılık yaşantımızdan çekilir, birazcık tükenmişlik, çökkünlük devreye girmeye başlar. Sanat burada nasıl bir rol oynuyor? Sanatsal üretim sürecinin kendisi bu deneyime rehberlik ediyor. Hayata ve çevremize şekil vererek veya olanı, var olanı kapsayıp bu hayattaki yerimizi bulmaya çalıştığımız zamanlarda sanat üretmek insanın kapasitesini uyandırıyor ve onu restore etmek, onu inşa etmek noktasında çok büyük bir görev üstlenmiş oluyor. Yine gündelik çerçevenin dışına çıkmak ve imgeler dünyasına giriş yaparak alternatif bir dünyanın, olasılıkların dünyasına açılmak gibi bir rol oynuyor sanat. Sadece soruna odaklandığımızı sınırlı yerden görüyoruz. Sanat bizim otantik varoluşumuza doğru bir restorasyona vesile oluyor. Başka neler yapıyor?
bir türlü robotlaşmanın önüne geçiyor her şeyden önce. Çünkü her ne kadar birisini yönlendirirseniz yönlendirin, eğer doğrudan bir taklit değilse, verdiğiniz bir metafor, bir anlam hiçbir zaman aynı eserler olarak karşınıza çıkmıyor. Çünkü her bireyin kendi hikayesi birbirinden farklı, yaşam tecrübesi birbirinden çok farklı ve verilen temalara yüklediği anlam da aynı olamayacağı için kendince ortaya çıkardığı o ürün robotik, sistematik böyle bir fabrika ürünüymüş gibi karşınıza çıkmamış oluyor. Huzur kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bize arkadaşlık ettiğini, cesaret verdiğini vesaire birçok şey söyleyebiliriz. Ama sanat ve terapiyi yan yana getirdiğimizde ne ortaya çıkıyor? Yani nasıl bir süreç izleniyor? Evet, çok fazla duyuyoruz sanatsal terapiyi ve türevlerini duyuyoruz. Bu alanda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunun gerçekten de vukufiyet isteyen çok sistematik ve artık oturtulmuş pek çok çalışması, pek çok ekol olarak var olup sistematik hale gelmiş, kurumsallaşmış yapısı var. Ama bu tam olarak ne? Yani ilk duyduğumuzda bize ifade etmesi gereken şey, o ilişki ne? Buna baktığımızda gördüğümüz şey sanatın görsel imgelemesi var. Ve iyileştirici bir potansiyele sahip olduğu da aşikar. Çünkü zaten bu inanç üzere kuruluyor. Psikolojik içgörü ve duygusal olgunlaşmanın da bir aracı olarak kullanılıyor aslında. Ve yine birçok sanat terapisti de bu sanattaki yaratıcı sürecin, terapötik sürecin temel kaynağı olduğunu düşünüyor. Şunu yukarı kaldırabiliriz şöyle. Sanat ve terapi ilişkisi nasıl bir ilişki? Bu çeşitli materyallerle, zaten birazdan böyle sizden de istediğimiz iki A4 kağıdı, varsa renkli boya kalemleri ve bir yapıştırıcı vardı. Kimi zaman bu materyaller değişebilir. Çok daha belki ciddi, kompleks materyaller olabilir. Ama ya görsel ya işitsel bir şekilde aslında duyulara hitap eden materyallerle kullanılan bir çalışmaya dönmesi gerekiyor bunun. Bunu içeriyor. Görsel sanatları, yaratıcı süreci ve psikoterapiyi birleştirip aslında bilişsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal anlamda amaçladığı tek şey öznel iyi oluşu, psikolojik iyi oluşu artırmak. Varsa bir problem, o problemi onarmaya yönelik harekete geçmek. Hali hazırda yoksa, yani evet sadece psikolojik, ruhsal veya bedensel problemi olan, yani illaki problemle mi çalışılması gereken bir şey? Hayır. Koruyucu, önleyici tarafı da göz önünde bulundurularak da aynı zamanda büyük işlev görüyor bir araya getirdiğimizde sanatı ve terapiyi. Burada bir altın kural var. Bu sürecin sekteye uğramaması ve doğru sonuç alınması için bireye bu noktada bir müdahale söz konusu olmaması gerekiyor. Bu aslında en majör kuralı bir araya geldiğinde sanat ve terapi. Çünkü işi zaten çok fazla kurala boğduğunuzda ve onu kendiniz şekillendirip sistematize ettiğinizde karşınızdakine çok söz hakkı bırakmamış oluyorsunuz. Bu bağlamda da zaten çalışmamızın sonunda da bence birazcık daha iyi anlaşılır. Bir yönlendirme olmaksızın, bu yönlendirme bir konu vesaire olarak değil, yani ne çizmeniz gerektiği size söylenebilir ama onun detayları hakkında bir yaptırım uygulanmaz sanat terapisinde. Uluslararası bağlamda bu terapiler peki hangi başlıkları altında karşımıza çıkıyor? Bunlar görsel sanat terapisi, müzik terapisi,
Dans, hareket terapisi, intermodal terapi, psikanaliz terapisi, yaratıcı yazı veya şiir gibi biblioterapinin uygulandığı bir terapi modeli. Gördüğünüz gibi çok disiplinler arası bir çalışma var aslında sanat söz konusu olduğunda psikolojide. Dışa vurumcu sanat terapisi bunların hepsinin içerisine giriyor bu arada. Çünkü ayrı bir şekilde değerlendirmeme sebebim o yüzden oldu. İçerisinde ayrı bir şekilde belirtmedim. Sanat terapisi aslında psikoloji ve sanatın her ortak çocuğu olsa da kendisi çok özgün bir disiplin olarak ortaya çıkıyor. Sanat terapi yaklaşımı, sanat uygulamaları olan tüm faaliyetleri de kapsıyor. Ve başlı başına bu faaliyetleri kullanarak bir ekol olarak karşımıza çıkıyor. Luzio'nun bir sözü var. Geleneksel sanat görüşünü arkamda bırakmak için tuvalde bir delik açıyorum. Hem sembolik anlamda hem de somut olarak durağan yüzeyin zindanından kaçıyorum diyerek bunu Luzio'nun bu sözünde aslında pek çok sanat terapisi ekolünün dışa vurumunu görmek mümkün. Çünkü burada hem somut olarak dile getirdiği ve ifade ettiği, yazılı olarak ifade ettiği bir söz var. Bunun onun için tuvalin karşısına geçip resim yapmanın ne demek olduğunu sözlü bir ifadeyle görüyoruz. Aynı zamanda resimleri var. Çizdiği resimleri de görüyoruz. Yani bize her daldan kuşatıcı olarak onun için sanat ne anlam ifade ediyorum bize resmetmiş oluyor. Bahsettiğim terapi modellerinde, sanat terapisi modellerinde görsel sanat terapisinin ilk sırada olduğunu söylemiştik. Anlaşılacağı üzere aslında en çok, en yaygın kullanılan model. Çünkü görsel ögelerden yararlanmak her zaman işi kolaylaştırır. Hem somut bir veri olarak da karşımızdadır. Kullanımı daha kolaydır. Hem de okuması daha az zahmetli olabilir. Bu kapsamda mesela neler yapılabilir? Resim çizimi, heykel yapımı, ebru, seramik, işte çini boyama gibi pek çok aktiviteler, pek çok materyalle, boyayla yapılabilir. Kara kalem çalışması vesaire. Önemli olan nokta şu ki terapist orada taklit ettirmekten kaçındırmalıdır. Çünkü taklit bir dışa vurum değil, aslında bir kopi, bir aynısının ikinci versiyonudur. Bu yüzden taklitten kaçınıp olabildiğince özgün ve kendi hislerini, kendi tecrübelerini, kendi duygularını aktarabileceği alan açmaya çalışır. Çünkü ancak böyle katarsis sağlanabilir, ancak böyle o ortam oluşabilir. Kurallara, sınırlandırmaya, biçime karşı olduğunu söyledik. Sanatçının yaptığı eserlerin kaynağının yalnızca kendi iç dünyasından gelmesi gerektiğini belirttik. Vaktimizi de böyle çok hızlı sunumla bitirmek istemiyorum bizim çalışmamıza alan açılması için. Bu noktaya kadar sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sükut ikrardan gelir diyerek bunu bir onay olarak kabul ediyorum. Devam etme, bir istediğinizi onayladığınızı düşünüyorum. Çok detaylandırmayacağım. Evet, sanat ve psikoloji nerede birleşmiş? Sanat terapisi ne? Hangi alanlarda yapılıyor? Bunu konuştuk. Ama psikoloji deyince ve ben doğrudan kendi alanıma bir referans göstermek istediğim için bir de buna girip ondan sonra çalışmamıza geçelim istiyorum. Bunda ne?
Karşımıza özellikle klasik psikolojide, yani klasik döneme baktığımızda hep sanatın psikolojiyi etkilediğine dair arkaik dönemlerden çok fazla şey var. Evet, işte mağaradaki duvarlardaki resimler okunmuş, her birine bir anlam yüklenmiş. Oralardan o dönemdeki insanların psikolojilerine dair akıl yürütmeleri yapılmış. Sanatın psikolojiye olan etkisi çok fazla konuşulmuş. Fakat bir de psikolojinin sanata olan etkisi var. Bu ne? Pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Sinemada, tiyatroda, edebiyatta aslında sanatın pek çok alanı psikolojiyle bağlantılı olarak kendini geliştirmiş olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçılar eserlerini oluştururken pek çok yerde psikolojiden ilham alarak ortaya çıkarıyorlar. Sanat yapıtlarını yakından incelediğimizde en çok ilham alınan ekolün ise psikanaliz olduğunu görüyoruz. Yani bizim bu psikoloji deyince aklımıza ilk psikanalizin gelmiş olmasının yegane sebeplerinden birisi de sanat. Çünkü karşımıza sanata dair her yerde evet şu anda bu biraz daha belki değişmeye ve yeni ekoller tanınmaya başladı ama hep bir divan metaforunun çıkması, her zaman çocukluğuna inelim klişesinin yapılması gibi sebeplerin hepsi biraz bu alanda karşımızda ilk psikanalizin çıkmış olması, psikanalizin sanat ve sanat alanlarını çok ciddi anlamda etkilemiş olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Freud'un bilinç dışıyla ilgili yaptığı çalışmalar pek çok alana ayrılıyor ve bu alanlar birçok sanatçıyı da etki altına alıyor. Freud diyor ki sanatçılar bilinç dışının kapılarını aralamaya en çok yaklaşmış olan insanlardır. Çünkü kendilerini ifade etme noktasında tüm duyularıyla olabildiğince yansıtmaya, dışa vurmaya meyyal tavırları onları bilinç dışlarını dışarıya açan, daha ciddi anlamda açan kimseler yapar diyor. Aynı zamanda Freud da kendi kuramını oluştururken sanattan ve sanatçılardan çok ciddi anlamda etkileniyor. Özellikle mesela Goethe'nin Faust'undan, Shakespeare'in birçok eserinden etkilendiğini ve yararlandığını biz biliyoruz Freud'un. Şimdi biraz psikanaliz eşliğinde oluşan eserlere bir göz atalım. Mesela Lawrence'in Oğullar ve Sevgililer eserine baktığımızda Freud'un Ödipus kompleksi teorisinin bu romandaki, kitaptaki Paul ve annesi arasındaki ensest ilişkiyi şekillendirdiğini biliyoruz. Karşımıza doğrudan bu şekilde çıkıyor. Yine Freud'un travma geçirmiş olan Birinci Dünya Savaşı askerleriyle yaptığı çalışmasında Eugene Wolf'un Hazilkesi'nin ötesinde eserine öncülük eden bir karaktere can verdiğini biliyoruz. Yine Freud'un edebi alanları olan etkilerinden en çok göze çarpan Stefan Zweig'le olan dostane ilişkisi. Freud için insan zihnimize ait bilgimizi, zamanımızı, hiç kimsesi gibi derinlemesine genişlettiğini söylüyor. Şöyle bir saniye, öncekinden alayım. Zweig, Freud'un teorilerine o kadar hayran ki onunla tanışmak için can atıyor. İkili arasında uzun bir mektuplaşma süreci var. Bu mektuplara ulaşabilirsiniz. Freud'un ölümüne kadar devam ediyor. Bu hayranlık en sonunda da Zweig'in Freud ve Öğretisi kitabını yazmasına vesile oluyor. Yine Freud'un en iyi bilinen vaka incelemelerinden birisi var. Onu buraya galiba anladım ama ondan da bahsetmek istiyorum. Dora. Eğer aldıysam devam ederiz ama ona tekrar geleyim. 1905 tarihli bir
vaka, Dora ismi, Freud'a kafa tutan kız diye şu anda karşımıza çıkan bir vaka. Burada da tamamen onun ortaya çıkarmış olduğu topografiden yola çıkarak bir eser oluşturulduğunu görüyoruz. Karşımıza bu vaka incelemesinin bir senaryosu gelmiş oluyor. Yine hayatının sonuna yaklaşırken Zirek'le Londra'da sürgünde yaşıyorlar. Sürekli olarak devam eden görüşmeleri esnasında da ortaya bir hayran daha çıkıyor. Salvador Dali. Ve bu ekranda görmüş olduğunuz Freud'un portresini çiziyor Dali. Yine Dali de kendi sürrealist fikrinin temelini aslında Freud'un fikirlerinde buluyor. Ona göre sürrealizm bilinç dışının yüzeye çıkmış en bilinçli hali. Nitekim bunların ışığında Narsisus'un Metamorfozu isimli bu tabloyu yapıyor. Ve kendi bilinç dışını en sürrealist haliyle yansıtmaya çalışıyor. Aynı şekilde Picasso da aslında Freud'un id ego, süperego dediğimiz topografik kişilik temelli kuramlarını kullanarak kübizm akımını daha da ileriye taşıyor. Picasso'nun resimlerindeki bu dağınıklık, düzensizlik veya aşırıya kaçan o keskinlik, id'in en önemli mekanizması olan saldırganlıkla bağdaşıyor. Akla evet eserlerde var, resimlerde gördük, edebi eserlerde baktık. Peki sinemada nasıl ortaya çıkıyor? Mesela Hitchcock'un Psycho filmini ele alacak olursak, bu bir kült film biliyorsunuz. Birçok Freudian öge kullanıldığını görüyoruz. Hatta onun filmleri sırf bu sebepten psikanalitik gerilim olarak kabul ediliyor. O Zizek'in Psycho filminde de yine id ego, süperego'nun bir şekilde ögelere ayrıldığı şeklinde bağdaştırılarak yorumlar yapılıyor. Norman'ın evinin üç katının bilincinin bu üç ögesiyle eşleştiği, işte giriş katının ego olduğu, ego insanoğlunun dış dünyayla uyum içinde yaşamasını sağlayan zihinsel işlevler bütününü oluşturduğu ve normal hayatın bu katta normal bir şekilde yaşandığını vesaire söyleyerek yorumlanıyor. Annenin odasının bulunduğu bu dedektifin öldürüldüğü kat süperego. Neden? Çünkü anne de aynı süperego gibi istekleri bitmeyen, memnun edilemeyen bir karaktere sahip. Peki id nerede? İd de bodrum katında. Orayla eşleştiriliyor. Çünkü normal tarafından saklanmak amacıyla bodrum katına taşınan anne daha da tuhaflaşıyor ve toplumsal kurallara uymayan sözlerle, hareketlerle davranmaya başlıyor. Özetle yüzlerce etkileşimden bahsedebiliriz. Yani psikolojinin sanatı etkilediği, sanatın psikolojiyi etkilediği çok fazla etkileşimden bahsetmek mümkün. Sadece bunlara baktığımızda bile aslında psikolojinin ve sanatın birbirlerini besleyerek geliştiğini ve birbirlerine de her anlamda ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Çünkü bu iç içe geçmişlik durumu hem psikoloji alanına edebi bir dil, bir derinlik, incelik kazandırıyor. Peki sanata ne yapıyor? Onun için de bir psikolojinin en üstünde tutulması gereken sonsuz bir kaynak görevi üstlenmiş oluyor. Onun böyle bir görevi olduğunu görmüş oluyoruz. Şuradan bir resim. Herkes yaptı mı arkadaşlar? Bu gönderdiğimiz linke yorumlar yaptı mı? Hepimizin görmesi için çünkü şu anda bir fotoğrafını alıp size göstermek istiyorum. 20 kişi. Ben hemen chat'e atayım olur mu? Ben biraz geç kaldım da tekrar yollayabilir misiniz? Chat'te görünmüyor galiba. Onu hemen kopyalayabilir Evet, miyiz? görünmüyor. Yok, linki tekrarlayalım. Geldiğinde ben fotoğraf paylaşacağım. Bir fotoğraf paylaşmadım henüz. Chat'teki linki görüyor musunuz siz? Ben göremiyorum.
Evet, sonradan dahil olduğunuz için muhtemelen göremiyorsunuz. Şimdi onu hemen yeniliyoruz linki. Psikoloji ve sanat deyince aklınıza ilk gelen şey ne? O kelimeyi yazalım. Ben kopyaladım şimdi, oraya da yazayım. Tamam, şu anda görüyor musunuz peki? Şu an link gelmiş olması lazım. Geldi. Orayı hemen cevaplarsanız, siz cevapladıktan sonra ben buradan hızlıca o ekran resmini alayım. Yani eksiklikten ben cevapladım. Tamam. Harika. O zaman hızlıca ben şuradan bir saniye. Tamamdır. Ben şimdi bu chat kısmına bir fotoğraf atabiliyorumdur diye düşünüyorum. Hızlıca bir deneyeyim. Sadece dosya mı atılıyor acaba buraya? Evet. Nasıl gösterebilirim acaba? Evet, evet, hızlıca öyle yapalım. Tamam. Buradan bir ekran paylaşımı alayım. Tamam. Bir saniye. Evet, şu an geldi değil mi? Tamamdır. Sanat ve psikoloji deyince aklınıza ilk gelen kelime neymiş? Böyle hızlıca bakalım. Bunlar sizin yazdığınız kelimeler. İyileşme, bilinçaltı, tedavi, terapi, öz, estetik, huzur. Bir arkadaşımız sanatla iç içe olmak iyidir demiş. Ruhun gıdası, iç dünyanın ifadesi, tepki, insan, özgün, beyin, yaratıcılık, manevi terapi, ifade biçimi, kendini ifade etme yolu ve resim. Umarım atladığım bir şey yoktur. Aslında gördüğünüz üzere neredeyse aynı kelime tekrarlanmamış bile. Yani belki çok daha sınırları keskin olduğu düşünülen ve ne olduğu muhtemelen çok açıktır diye düşündüğümüz iki kavramın bir araya geldiğinde herkesin zihninde bulduğu karşılık çok farklı. Bu dahi sanat ve psikolojinin hiçbir zaman bir tek düzeli izin vermeyeceği, böyle bir seri üretime müsaade etmeyeceği ve birbirinden burada da ifade ettiği gibi özgün yollara fırsat vereceği, onlara alan açacağı yorumunu yapmaya imkan tanıyor gördüğünüz üzere. Şuradan, evet, bunu kapatabiliriz, bunu da açabiliriz hocam. Tamamdır. Sunuma devam edelim mi şu an sana? Tamamdır. Sizlerden iki tane A4 hazır olmasını istemiştim. Onlardan bir tanesini şu an önünüze alabilirsiniz. Vaktimiz kalırsa biz diğer kalan sayfalara devam ederiz ama bunu çok şey yapmak istemiyorum, ötelemek istemiyorum. Şimdi bu kağıda sizi son zamanlarda bunaltan, aralığı istediğiniz zamanı seçerek başlayabilirsiniz. Omzunuza yük olduğunu düşündüğünüz, hayatınıza ağırlık yapan şeyleri düşünerek not almaya başlayın. Şöyle bir tane örneğini vereyim. Yani bir A4'ün her yerini dolduracak şekilde
size ket vuran, size engel olan, olmasını, gerçekleşmesini dilediğiniz her şeyde önünüze bir engel olarak çıkan düşünceleriniz olabilir, alışkanlıklarınız olabilir, ilişkileriniz olabilir, geçmiş deneyimleriniz olabilir. Başkalarının sizin üzerinizdeki beklentileri olabilir. Bunları bir A4'ün üzerinde doldurmanızı istiyorum. Yazdığınız şeylere tekrar dönüp bakmayın. Sadece zihninize ilk gelen şeyleri yazın. Önünüzdeki kağıt sizi bunaltan, geren, hayat kalitenizi düşüren, sizi yoran, omuzlarınızda bir yük olan tüm duygular, düşünceler, alışkanlıklar, beklentiler, bunlar her şey olabilir. Bunlarla doldurmanızı istiyorum. Şöyle bakayım görüntüsü açık olan arkadaşlardan. Bitirdiğinizde de görebilirim istiyorum. Evet, sevgili Eren'e ve Tuğba Şeker Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Onlardan biraz anlamış olacağım ne düzeyde olduğumuzu. Evet, Zeynep Süren Hanım'a da teşekkür ediyorum. Mehmet Sait Çoban Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum. Evet, Yunus Emre Bey'e. Evet, açmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Zannedersem yazmaya devam edenler var. Bir iki dakika daha bekleyeyim. Sizi yönlendirmemek adına ben burada Türkçe yazmadım ama çok bakmayın kağıttaki şeylere. Sadece kullanma açısından bir fikir vermesi için böyle yaptım. Zannedersem yavaş yavaş artık doldurdunuz kağıtlarınızı. Şimdi bu kağıdı alıp avucunuzda buruşturup minik bir top haline getirin. Olabildiğince buruşturabilirsiniz elinizde. Güzelce sıkın ve bir top haline getirin. Şimdi bu kağıdı açın ve minik minik parçalara bölün. Parçalarda ne yazdığına dikkat etmeyin. Şöyle bir örnek sayfa olması lazım bir saniye. Yaptığımda. Böyle minik minik bölün elinizdeki kağıtlara.
Şimdi önünüze ikinci kağıdı alabilirsiniz. Bu kağıda ne çeşit bir kuş olmak istediğinizi hayal ederek hiçbir estetik kaygı gütmeden kağıdı dolduracak bir şekilde bir kuş çizebilirsiniz. Kuşun kanatları olsun yeter. Dilediğiniz gibi bir kuş çizebilirsiniz. Eğer çizdiyseniz bu şekilde kanatların üzerinden başlayarak o küçük parçalar haline getirdiğiniz kağıtları bu kuşun üzerine yapıştırmaya başlayın. Acele etmenize gerek yok. Zamanınız var. Derin derin nefes alarak, kendinizi rahat bırakarak bu kağıt parçalarını o kuşun tüyleriymiş gibi düşünerek üzerine yapıştırın. Yapıştırırken bu minik kağıtlarda yazılanlardan aklınızda kalanlar varsa, onlar olmadan hayatınız nasıl olurdu? Bunu biraz düşünün. Hocam şimdi düşünüyorum daha iyi olurdu bence. Bir şey söyledi bir arkadaşımız ama duyamadım. Hocam düşünüyorum daha iyi olurdu bence. Evet, muhakkak. Ama spesifik olarak aklınıza getirdikleri varsa neler değişirdi? Nasıl bir yol izlerdiniz onlar olmasaydı? Gibi düşüncelerle yapıştırmanızı tamamlayabilirsiniz. Herkes tamamladı mı? Tamamlayanların devam etmesi açısından. Tamamlayanlar da onlar için özgürlük hangi rengi temsil ediyorsa bu kuşun etrafını o renge boyasın. Tekrar söyler misiniz hocam? Özgürlük deyince aklınıza hangi renk geliyorsa, sizin için özgürlüğü temsil eden renk hangi renkse veya renklerse veya şekilse her neyse o bu kuşun etrafını onunla renklendirebilirsiniz.
Evet. Bitirenler bir işaret verebilir. Bittiyse. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İstediğiniz simgeyi, şekli vesaire ekleyebilirsiniz. Bir yönlendirme yapmak istemiyorum. Sadece bitmiş halini, bitirilmiş bir çalışma örneğini göstermek istiyorum birazdan. Evet, sen ne dersen böyle hemen hemen tamamladı çoğunuz. Şimdi biz bunu neden yaptık? Muhtemelen merak ediyorsunuz. Ben böyle şu rengi kullandıysanız şu anlama geliyor, bunu yazdıysanız, bu şekli çizdiyseniz şunu ifade ediyor vesaire gibi şeyler söylemeyeceğim. Herhangi bir açıklamada bulunmayacağım bunun için. Ama eğer gerçekten bir yönlendirme de bulunmadığını düşündüğünüz ve içsel bir şekilde yaptığınız bir çalışma olduğunu düşünüyorsanız burada sadece doğru soruların sorulması gerekiyor. Sizin için bir içgörü, bir gerçekten dışa vurum olmuş mu, olmamış mı cevabı aslında biraz burada saklı oluyor. Peki ne sormalıyız? Öncelikle ilk not alırken bir filtrelemeden geçirdiniz mi? Yani her aklınıza geleni gönül rahatlığıyla yazdınız mı? Yoksa ya bu çalışmada şimdi olur da bir yerde göstertirler, bir yerde bu benim yazdığım karşıma çıkar. Bu benim aklımda kalsın, ben bunu yine kullanmış gibi düşünürüm mü dediniz? Yoksa tamamen sansürsüz, doğrudan içinize ne dolduysa, o an aklınıza ne geldiyse, ne ilham olduysa onu kağıda aktarabildiniz mi, yazabildiniz mi? İlk sorumuz bu. İkincisi, bunu yaparken ne hissettiniz? Onu elinize alırken, bir top haline dönüştürürken, parçak pinçik ederken size hissettirdiği şeyler nelerdi? Bir katarsis durumunuz oldu mu? Gerçekten o duyguların elinize alıp bir top haline getirip parçaladığınız bir şeye dönüştüğünü hissettiniz mi? Yoksa siz o an kendinizi bunun içinde hissedemediniz, buna veremediniz, yönergeleri takip ettiğiniz bir çalışmaya mı döndü bu? İkinci sorumuz bu. Bunun cevabı yok, hayır, evet ben kendime verdim ve tam anlamıyla buna bir anlam yükleyerek kendimce bunu gerçekleştirdim diyorsanız çok daha istenilen şeyi almış oluyoruz aslında bu çalışmadan. Bir diğer soru ne? Ne hissettirdi bunu yapmak size? Yani gerçekten normalde düşünmediğiniz, yapmadığınız, aklınıza gelmeyen, ifade etmekte güçlük çektiğiniz veya sorun olarak gördüğünüz ama dile getiremediğiniz şeyler gündeme geldi mi burada? Eğer bunlar gelmeye başlamış ise evet, sanat sizin için bir dışa vurum aracı olmak noktasında çok kullanışlı bir araç olabilir. Bir diğer önemli nokta ise ortaya çıkan önünüzdeki herhangi bir estetik kaygı gütmeksizin yaptığınız çalışma
nihai his olarak size ne verdi? Aslında en temel cevaplanması gereken sorular bunlar. Bu sadece sizin için yapılan bir çalışmaydı. Ama zaten burada şey tartışmasını yapmayacağım. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Bir sanatçı ortaya koyduğu eserle sadece kendi sürecini aktarmış olmuyor. Yani siz, birazdan isteyeceğim, eğer isteyenler gösterirse çok sevinirim ekranda yaptıkları çalışmaları. Sizin çalışmanızı gören birisi oradan kendisine bir başka anlam çıkarıyorsa, orada sanat çok daha işlevsel bir hal almış oluyor. Zaten bizim sürekli sanatı gündeme getirip sağından solundan her yerinden çekiştirerek konuşmaya çalıştığımız şey de bu. Bir sanat eseri varsa ortada, bir sanatçı varsa, onun eseri de varsa ortada, ona dair hissedilen, ona dair yapılan yorumlar insan sayısı kadar çeşitlilik gösterebilir. Ve onu belki de sanat yapan şeylerden birisi de bu oluyor. Eğer mümkünse, burada bizi kırmayacak arkadaşlar olduğunu biliyorum. Çünkü az önce en başta Eren arkadaşımız zaten kağıdında oradan gösteriyordu. Böyle mümkünse, zaten yazdığınız şeyler görünmüyor. Çalışmalarını yapanlar bir ekrana böyle gösterebilirler mi kağıtlarını? Hocam benim yanımda şey yoktu ama yapıştırıcı benimki böyle. Siz de şey yapabilirsiniz eğer mümkünse. Telefon veya bilgisayar her neyse böyle onu biraz daha yukarıdan tutarak hani yapışmamış halini gösterebilirsiniz. Şu an inanılmaz güzel kuşlar görüyorum. Bir yerde böyle biraz ördeğimsi bir kuş var. Evet. Şuradan bakayım. Gördüğünüz gibi birbirinden çok farklı kuşlar ortaya çıkmış. Ve o kağıtların içerisinde çok daha çeşitli, çok daha farklı cümleler, kelimeler bir araya geldi. Bundan da eminim. Vaktimiz olsaydı bunu böyle bir bir, tek tek, ayrı ayrı konuşalım. Sizdeki karşılıklarını alalım ve birlikte değerlendirelim isterdim. Çünkü bazen hepimizde bir şeyin sebep olduğu içgörü potansiyeli ortaya çıkardığı potansiyel aynı değildir. Muhtemelen kiminizden duyduğumuz yorumlar, aa evet ya ben hiç o açıdan düşünmemiştim ama tam da hissettiğim şey buydu gibi hislere, şeylere sebep olabilir. Grup çalışmalarında da zaten en nihai amaç bu oluyor. Bunu duymak ve grubun birbirinden etkilendiği, o dinamikten etkilenerek sürecin hızlandırdığı bir şeye dönüşüyor. Az önceki söylediğim sorulara o an verdiği cevapları veya şu an düşündüğünde söylemek istediği olan, cevaplamak isteyenler var mı? Bu size ne hissettirdi? Ben bir şey burada sorabilir miyim? Tabii ki. Neden kuş yaptık mesela? Şöyle bir başka şey de yapabilirdik ama bir şey yapmamız gerekiyordu. Yani ben orada sizi herhangi bir hayvan çizin vesaire demem çalışmayı birazcık daha komplike hale getirecekti. Bir şey seçmem gerekiyordu açıkçası. Bir ağaç da yapmanızı belki isteyebilirdik. Ama böyle ağaç özellikle sanat çalışmalarında çok fazla kullanılan ve muhtemelen daha önce yapmış bir yerde denk gelmiş ve yapmış olma ihtimalinizi düşündüğüm bir şey olduğu için kuş aklıma geldi. Çok özel bir anlamı yok. Söylediğim gibi yüklenebilir. Yani evet metaforik anlamları var. Çünkü bir olumsuz şeyler konuşuluyorsa, masaya yatırılıyorsa orada onun zıttı bir kavramla ortaya çıkmanız lazım ki biraz daha dikkat çeksin ve biraz daha
içsel motivasyonunuzu artırsın. Yani sizin içinizi karartan bir kavramdan ziyade zaten verilen yönerge olumsuz ve daha iç karartıcı şeyler olduğu için onu bağdaştıracağımız metaforun daha ümit vadeden, daha olumlu şeyler çağrıştıran bir şey olması gerekiyordu. Belki bu yüzden kuş olduğunu söyleyebiliriz. Yani kuş deyince akla gelen şeyler genelde çok daha olumlu kelimelerdir. Ümittir. Şey biraz daha böyle yaparken farklı hissetmiştim. Yani yazdığımız şeyler olumsuz olan şeyler olduğu için özellikle kuşun sanki o kanatlarında o yükü taşıyormuş gibi bir algı oluşturdu bende. Yani şu an resmi dönüp baktığım zaman onu hissediyorum. Yaparken de acaba hani öyle bir amaçla mı yola çıktık gibi düşündüm ama. Aslında bu kadar keskin bir amacımız yoktu. Yani zaten sanat psikolojinin içerisine girdiğinde de hiçbir zaman bir keskinlik, bir sınır, bir doğrudan anlam vermiyor. Yani bir evet bir derinlik kazandırıyor, bir içgörü kazandırıyor, bir zenginlik katıyor. Bilmiyorum Zeynep Süren Hanım'ın hissettiklerini hisseden var mıydı ama eminim ki herkes çok daha başka şeyler hissederek ortaya koydu çalışmasını. Bunun sebebi de zaten aslında bu iki kavramın bir araya geliş amaçlarından birisi de bu. Siz söylediğinizde belki siz söyledikten sonra haklı gelip evet ya şu an aslında onu hissettiriyor dedirttiği durumlar vardır. Ama ilk etapta kimsedeki karşılığı tıpatıp aynı, monomod aynı olmaz, olamaz. Buradaki sorun da yani bu bir matematik değil, bir formülü yok ki evet buydu aslında tam amacımız diyebilelim. Buradan murat ettiğimiz şey aslında biraz daha size ne hissettiriyor? Size neleri getirdi? Neleri ortaya çıkarttı bu çalışma? Neleri daha gün yüzünde görmenize vesile oldu? Biraz daha aslında alan açarak dışa vurmanıza yardımcı olabilecek bir materyaldi diyelim. Yani onlardan birisiydi aslında kuş denilmesinin sebebi de. Çünkü ne kuş olduğunu söylemedik ve çok birbirinden farklı, çok çeşitli kuşlar vardı. Siz dediniz ya, yani kanatlarında o yükü taşıyor gibi hissettirdi bana. Ama uçan değil de aslında duran bir kuş da gördüm ben biraz önce. Her ne kadar hani kanatları olsun desek de kanatları olması uçsun anlamına gelmiyordu. Ya psikanaliz bunları çok ciddi okumalardan geçirir. Yani onu önüne koyduğunuzda psikanalizin rahleyi tedrisatından geçiyorsanız orada hiç hoşunuza gitmeyecek. Aslında çok ciddi yüzleşmelere maruz bırakabilir. Okuyabilirsiniz yani neden uçmuyordu o kuş gibi. Buna çok olumlu bir anlam da yükleyebilirsiniz. Çok olumlu şeyler de getirebilirsiniz. Sizin söylediğiniz karşılıkta ya ben onların işte uçup bir kuşun sırtlandığı yük olarak gördüm. Bunu mesela neye yorumladınız? Yani o kuş onları aldı götürdü mü? Yoksa o kuşa siz onları bir yük olarak bıraktığınızı mı düşünüyorsunuz? Bu tamamen hangi çerçeveden, hangi açıdan baktığınızla alakalı bir durum. Bunun çok doğrudan bir yanıtı yok. Bizim aradığımız şey de zaten böyle moda mod çok keskinliği olan çok net bir cevap değil. Aslında hangi kapıları araladığı. En başta söylediğiniz gibi, Freud'un da söylediği gibi neden sanatçılar bilinç dışının kapısını en çok aralayan insanlar? Çünkü merak ediyorlar bu soruları ve bu soruların cevaplarını alabilmek için de bu şu anlama gelmiyor. Onlar bu soruları biliyorlar ve soruyorlar, cevaplarını da her dönüşte bir sanat eseriyle alıyorlar değil. Burada önemli olan zaten bir menzil değil, orada bir yol var ve onlar bu yola talipler. Bu yüzden de belki daha sancılı geçiyor hayatları, belki çok daha bilincine vardıkları için biraz daha zorlanarak geçiyor. Ama bunun nasıl bir tatminlik verdiği hissini de ancak onlar bilebiliyor.
Çok uzun oldu, çok uzun cevaplamış oldum ama umarım sorunuzun cevabı vardır söylediklerimin içerisinde ve doğru anlayabilmişimdir. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı eklemek, sormak, söylemek istediklerimiz? Peki bu çalışma size nasıl geldi? Çünkü bizim bir ikinci oturumumuz daha olacak. Yine bir çalışma yapalım ister misiniz? İçerisinde bir etkinlik olsun mu? Yoksa yok, biz teorik kısmını aslında daha merak ediyoruz. Biraz bize o anlamda bilgi verirseniz daha iyi olur mu dersiniz? Bu konuda böyle ben birkaç bence etkinlik olmalı ya. Yapalım isterim ben şahsım adına. Bence de hocam çalışma yapılması gerekir çünkü yani teorikler de tek başına bir işe yaramıyor. Yani daha iyi anlamamız adına. Yani teoriyi zaten normal herhangi bir yerde okuyarak da yapabiliriz. Yani etkinlik bence daha verimli geçer. Sevindim bunları duymuş olmama. Hemfikir olmuş olmamıza da sevindim. O zaman ikinci oturumumuzu da çok daha yoğunluklu olarak hatta belki bir değil iki etkinlikle birlikte devam ettiririz. Orada biraz daha eğer aktif olursanız, daha interaktif bir buluşma gerçekleştirirsek aslında alacağınız tat ve mutmain olmalı durumunuz artar diye düşünüyorum. Takdir edersiniz ki böyle bir şeyi konuş konuş anlat. Hani karşınızdakinin biraz motivasyonu da bu noktada etkilenebiliyor. Ben de böyle çok sıkıcı bir konuşmacı olmak istemem. Olabildiğince aslında keyifli ve olabildiğince bir şeyler kazandığımız, birbirimizden çok daha yeni şeyler aldığımız ve bize çok başka kapıların en azından iç dünyamızda açıldığı bir buluşma olsun isterim. Bu geri dönüşleriniz de beni mutlu etti. O zaman önümüzdeki buluşmayı da biraz daha böyle etkinlikli bir buluşma haline getirebiliriz. Psikoloji ve sanata dair yüzlerce kitap var. Bu alanda istediğinizi alır okursunuz. Ben bu anlamda bir uzman değilim. Sanat terapisti de değilim bu arada. Sanatı her türlü terapötik müdahalelerimde danışanlarımla birlikte kesinlikle kullanıyorum. Çok daha etkin şeylere vesile olduğunu düşünüyorum. Çok da faydasını görüyorum. Ama bu anlamda bir iddiam yok. Çok ciddi bir vukufiyetim de söz konusu değil. Birlikte bir çalışma yaparak aslında birlikte yorumlayalım, birlikte çözümleyelim, birlikte analiz edelim ve birlikte sonuçlandırarak gidelim istiyorum. Bu geri dönüşümüzle birlikte de aslında ikinci oturumumuzun da şekli, şemali, taslağı belli olmuş oldu. Böyle teorik bilgilerden ziyade onu zaten bir nebze olsun birazcık vermeye çalıştım. Hatta teorik bilgilerin çoğunu da bıraktım aslında. Ben dahi çünkü bir şeyleri böyle bir yazılı metin üzerinden gidiyormuşçasına okumayı sevmiyorum. Bunun için sizin vakitlerinizi de çok almak istemem. Çünkü buraya belli bir mesai ayırıyorsunuz, geliyorsunuz ve o vakti de normalde zaten kendinizin açıp okuyarak elde edeceği bilgilerle doldurmaktansa aslında tek başımızdayken çok fırsat bulamadığımız bir deneyime dönüştürmek benim için de çok daha tercih edilmesi olur. Sorusu olan, eklemek isteyen, sormak isteyen, söylemek istediği olan var mı başka? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin de ayırdığınız vakit için gayet akıcı anlattınız her şeyi. Etkinlik de kendi adıma ziyadesiyle verimliydi. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim Tuğba Hanım. O zaman bir sonraki görüşmemizde buluşmak üzere arkadaşlar. Eğer bir beklentiniz vesaire varsa bunları da programı düzenleyen arkadaşların oluşturduğu gruplarda iletirseniz onlar bana ulaşacaktır.
Bu, o minvalde bir buluşma daha gerçekleştiririz. Böyle isim isim gördüm ama her birinizi görmek özellikle kamerası açan arkadaşlar için çok güzeldi. O fresh yüzlerinizi görmek. Umarım bir sonraki buluşmamızda bu yüzlerin sayısı artar. Ve burası daha rengarenk, daha zengin bir görüntü kazanır. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.